Herkese yepyeni seriden merhabalar. Bugün sizlerle beraber Sims 4 serisine başlayacağız. Daha önce ki şeylerde hatta incelemede de BSC evini görmüştünüz zaten diye umut ediyorum. BSC evini yaptık. Öncelikle size onu bir göstereyim bakalım. İşte bölüm sonu canavarında ofiste çalışan kişilerin tiplerini yaptık. Ben yaparken çok eğlendim. Hatta bazılarına acayip benzettiğimi de düşünüyorum işin açıkçası. Özellikle Talha'ya hastayım. Çok eğleneceğiz bu seride hep beraber diye düşünüyorum. Talha, anneci, Tunahan, Saftir. Ben kendimi her zaman gibi pek benzetemiyorum. Özellikle gözlüksüz yaptığım için. Bak da niye gözlük koymamış bilmiyorum. Koyacağım onu birazdan. Alkan Adakaner ve Gökhan Yılmaz'la başlayacağımız maceramızda süper şeyler yaşayacağız bence. Bu arada isteyen olursa eğer bölüm sonu canavarı evini bu galeri kısmından BSC yazarak bulabilir. Şu anda neredeyiz biz? Willow Creek'te değil de Oasis Springs'de yapacağız. Burası biraz çöllük bir, çöllük değil de çöl bir alan. Zaten pek fazla seçebileceğimiz yer yok. O yüzden yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ve boş bir alana, şunu da düzeltebilirsem ha. Boş bir alana yerleşiyorum. Play diyoruz. Ve ardından maceramıza başlayacağız. Yükleme ekranlarına alışmakta biraz fayda var. Çünkü bol bol kendisini göreceğiz. Onun dışında yapabileceğimiz bir sürü şey var. Tabii hani herkese birer iş vereceğiz. Aile yaşantılarına tanıklık edeceğiz. Tabii ondan önce kendimize yaşayacak bir yer bulmamız gerekiyor. En mühimi o. Bunu da yine çok basit bir şekilde benim zaten Sims 4'te en sevdiğim şey kesinlikle bu galeri kısmı. Galeri kısmında şu community'ye bastığınız zaman eğer burada all yapıp all yaptığı zaman her şey yapıyor. Favorites all time yaptığınız zaman her şeyi görebilirsiniz bugüne kadar yapılan. İstediğiniz gibi yapıp istediğiniz şeyi buradan seçebilirsiniz. Eğer starter yazarsanız şu şekilde gayet kolay daha böyle yani paranız yokken alabileceğiniz bir sürü başlangıç evine ulaşabilirsiniz. Ben modern bir ev olsun istedim. Bir de Oasis Springs'e uysun istedim. O yüzden bunu seçtim. Family Modern Starter diye geçiyor. Böyle şu küçük yerden görebilirsiniz. Bize yetecektir diye düşünüyorum. İki katlı. Zaten furnished alamıyoruz. Insufficient household funds dediği için. Burayı hep beraber bir şöyle bir döşeyeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bir ev. Zaten ikinci katın üstüne çıkmak isterseniz sadece 3 kat çıkabiliyorsunuz Sims 4'te. Maalesef böyle bir kısıtlandırmamız var ama onun için de yapabileceğimiz bir şey yok. Artık bakalım. Şöyle bir ev, dıştan bir göstereyim size evi. Böyle gayet modern, cam üzerine kurulu. Böyle kocaman camlara sahip. Küçük ama gayet güzel dizayn edilmiş bir ev bence. Burada da 3 odası var. Biz aslında 5 kişiyiz. Nasıl sığacağız bu eve ben bilmiyorum. Artık erkekleri ben odalara atarım. Kendim tek odaya yerleşirim. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle bir ev şey yapmayı da görelim. Tabii 4000'imiz var. Çok süper bir ev döşeyemeyeceğim doğal olarak. Kendimize şimdilik yetebilecek. Şuradan renk olarak bir şey ayarlayalım. Düz bir renk. Hatta şöyle yapalım. Bir de yangın koyalım çünkü Sims 4'ün en kötü olaylarından biri, camın üstüne değil de kötü olaylarından biri de yangını itfaiye olmadığı için eğer evinizde yangın çıkarsa kurtulma şansınız yok neredeyse. Yani fire extinguisher'lar var ya hani şu diye sıktığımız zımbırıklar. Köpük. Ateş köpüğü değil. Her neyse işte onu kullanabiliyor muyuz bilmiyorum. Benim de daha yangın çıktı. Aa çıktı. Çıktı kullanamadık. O yüzden mutlaka bu arkadaşın olması gerekiyor diyebiliyorum. Yine de sallamayayım. Şimdi en ucuzundan yine bir şey. Şöyle iki tane. Hatta bir tane yeterli olacaktır. Şimdilik orada hani kesme doğrama işlerini yapsınlar. Yine şöyle birbirinden alakasız 3 rengi aldım. Yan yana koymayı başardım arkadaşlar. Böyle de müthiş yani. Ardından başka ne yapabiliriz? Tabii ki banyo. Banyo. Bu arada şurada gördüğünüz gibi arama aracı var. Buradan istediğiniz gibi rahatlıkla istediğiniz şeyi İngilizcesini yazarak arayabilirsiniz. Çok rahat olmuş o. Olay çünkü eşya bulmak bazen gerçekten... Bu arada banyodaki bu olayı ne yapacağız ya? Bu ne ya? Buradan gelen adam ben... Yani ister istemez. Şimdi buradan yürüyorum ben böyle.
Ben buraya bakarım yani. Neyse. Kısmet. Kısmet. Artık insanların şeyine kalmış. İnsafına kalmış. Dikizleyip dikizlemeyecekleri bizi. Evet. Şöyle koysam acaba işe yarar mı? Şimdiden paramız yok. Yani şunu alamayacağım. 10 simenyonuma çünkü şey yapamıyorum yani. Kıyamıyorum şu anda. O kadar parasızız. İşte artık çalıştıkça, çabaladıkça önümüzdeki nesillere aktaracağız. Zaten evde 5 kişi var. Evde 5 kişi olmasının en güzel şeylerinden biri de onlar çalışacağı zaman tabii ki o şekilde para getirecekler. Bir dakika, ne yaptım? 240 bu kaç? 300. Hadi ya, yatağı en azından bir kademe de olsa güzelleştirmekte yarar verdi. Sims 3'ün yine en aradığım özelliklerinden biri burada yok maalesef. O da ikili yataklar. Şimdi ikili yatağın olması çok güzel bir özellik. Çünkü tek bir yere iki çift ranza koyabiliyordum ben. Şimdi tabii öyle bir şey olmayınca doğal olarak hem yer kaplıyor hem de problem yani. Bir tane de şöyle bir dresser koyalım. Burası benim adam. Eğer isterseniz şimdi bunların hepsi aynı oldu, bu ne biçim ev derseniz şöyle yapabiliyorsunuz. Design tool neymiş? R'ye basıyorsunuz hemen. Buna basıyorsunuz. Buradan böyle tık tık kolayca seçebiliyorsunuz. Bakalım. Burası böyle olsun. Bunu böyle koyalım. Bu da aynı oldu. Bu da böyle olsun. Bu ne ya? Şunu da... Bu da çocuk şeyi mi? Nedir bu? Tamam, abartmayalım yani. O kadar da parasız değilim. Bir kademe üstüne çıkarım. Demin 10 milyonlu şey yapıyordum. Şimdi... Ne diyorum? Ben ne diyorum acaba? Aşağıdaki banyoyu üste getirebilme şansım var mı? Aslında tabii şöyle bir olay var. Şöyle yapıp aynısını üste alabiliyorsunuz aslında. Öyle bir güzelliği var. Şurada galiba kopyala tuşu olması lazım. Aynen. Eyedropper mı yapıyor onu acaba? Eyedropper yapmıyor. Bir tane tuş var arkadaşlar. O yapıyor. Yani o konuda rahat olabilirsiniz. Ben şu anda bulamadım ama o konuda rahat olabilirsiniz. Direkt bir odayı alıp yukarıdaki yere taşıyabiliyorsunuz. Full, komple. Öyle bir güzelliği var. Şimdi gelelim aşağıdaki olaya. Biz zaten en ucuzlarını seçmiştik. Yine aynı olayda. En azından bir tuvalet koyalım şuraya. Bir duş da koysak fena olmaz. Sonuçta 5 kişi yaşıyorlar. Ve parasız kaldığımızı... Tabii bu insanların bilgisayarı yok. BSC evinin bilgisayarı yok. Yani... Nasıl olacak bilmiyorum. Şurada bir koltuk alabilecek miyiz? Bir tane koltuk. 6 simelyonla hayatımıza başlıyoruz. Bakalım. Zaten gece oldu. Direkt gece olarak başlıyor. Talha zaten her zamanki gibi mutlu açıldı hayata. Talha burada yatsın. Tunahan burada yatsın. Benim kendi odam var. Alkan burada yatsın. Gökhan da burada yatsın. Böylece artık hayatımıza başlayalım. Zaten Talha geldiği gibi hemen herhalde telefonda oyun oynadı. Muhtemelen Hearthstone oynuyor. Anında video gaming becerilerimiz yükseldi. Benim de yükselmiş. Şimdi tabii evi yaptıktan sonra, eve taşındıktan sonra direkt gece oluyor. Herhalde şey manasını yapmışlar ona. Aa işte taşındık. Bütün gün evi toplamakla uğraştık. Sonra da yatalım diye yapmışlar diye düşünüyorum. Aslında keşke bu insanlara ben deseydim ki siz önce bir iş bulun. Ondan sonra uyuyun, sabah da işe gidersiniz diyecektim. Şimdi bir gün daha fakir kalmak zorundayız. Evet, Beril'de bir problem söz konusu. Aynı şekilde Tunağan'da da. Alkan da şey yapsın. Gökhan hala uyuyor. Artık o da kalkınca yapıversin. Şimdi tabii şimdi beraber başladığımız için hepimizin aynı anda tuvalete geliyor. Hepimizin aynı anda acıkıyoruz. Şöyle yapalım. Beril için benim sanki hayattaki amacım kitap yazmaktı diye hatırlıyorum. Onu yapalım. Göremedim tabii. Şimdi Talha'nınki Rönesans'ım. Yani birçok şeyde iyi olmak istiyor. Becerilerini yüksek tutmak istiyor. O yüzden Talha'yı ne yapsak ya? Talha sen gizli ajan mı olsan, ne olsan? Talha astronot olsun ya.
Tuna'nı tek guru yapmak istiyorum. Aynı şekilde Gökhan'ı da öyle yapacağım. Alkan'ı ne yapsak ya? Alkan felsefe okudu normalde. Ama öyle bir kariyerim yok maalesef Alkancığım, sana verebileceğim. O yüzden sana karar veremedim. Seni gizli ajan yapacağım. Sen gizli ajan ol. Ondan sonra Gökhan'ı tek guru yapalım. Tunağan'ı da tek guru yapmak istiyorum ama aslında farklı bir şey de yapabiliriz. Şimdi düşününce. Tunağan zaten iş bulmak da istemedi. Yani hayattan o kadar bezmiş durumda şu anda. İş de bulmak istemem. Allah kahretsin böyle oyunu diye. Bir takılma söz konusu. Tunahan. Aa, sana da criminal. Sen de suçlu ol. Suçlu olsun. Şimdi Beril hazır inspired olmuş durumdayken o gitsin bir evdekilere bir şey yapmaya çalışsın. O kadar paramız yok ki. Açız artık. Bugün açız yani. Neyse, quick meal yapacağız artık. Böyle takılacağız. Ben portakal suyu içeyim. Tunan mesela gitsin. Hiçbir şey yok dolapta. Sıfır. Sıfır. Süt içsin. Alkan bir şeyler yapıyor galiba. Gökhan'mış o. Alkan da yoğurt yesin. Şu şeye de sinir oluyorum. Sürekli O'ya basıp bunu yeniden öne çıkarmam gerekiyor. Biraz problem olmuş o. İhtiyaçların sürekli orada olması. Tavha nasıl rahat ya? Hepimiz aşırı rahatız zaten. Herkes evde pijamalarla geziyor. Nasıl bir rahatlıksa artık. Şimdi Sims'te tanıdığınız insanları oynayınca her yaptıkları hareket size komik geliyor tabi. Herkes yemek yeme derdinde, oturacak yerimiz yok. Öyle de kötü bir durum. Şimdi bakalım ne yapmaları gerekiyor işler için. Talha astronotlukta stajyer olarak şey yapıyor. Şu anda diğer simlerle şey yapması gerekiyor. Gezegenler hakkında konuşması gerekiyor. Bakalım herkesle bir konuşsun. Impression değil de. More choices. Evet. Uzay hakkında konuşması gerekiyor. Uzayları anlatıyor. Allah'ım uzaya çıkacağım ben, inanılmaz. Şu anda stajyerim ama olsun. Ya çok yakında bir astronot olarak uzaya çıkacağım ve bu arada astronot kariyerinin en üst kısmında şey de alabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Uzay gemisi. Uzay mekiği. O yüzden Talha'yı çabuk çıkarmaya çalışacağım ki bize uzay mekiği alsın. Şuraya koyarız. Şuraya koyarız. Fuh! Uçar gideriz bu gezegenden. Hiç kimse arkama da bakmam yani. Beril Energize. Çok ilginç. Benim enerjili olduğum ne zaman gözükmüş acaba? Şimdi tabii benim bilgisayara ihtiyacım var. Böyle bir problemimiz var. Yazı yazabilmek için bilgisayara ihtiyaç var. Çünkü doğal olarak sen bir giyin önce ya. Bir giyin, bir kendine, bir tipine bak. Saçını nasıl bir anında kısaldıysa bilmem artık. Sana da bir gözlük takayım ben önce. Gözlük burada mı acaba? Tipim de bu yani. Şimdi bu saçı seçmemizin sebebi iş yerinde yaptım ben bu saçı. Yani önden benziyor ama uzun değil. Çünkü başka kısa saçta mesela önünü öyle yapabilme ihtimalim yoktu. En benzeyen buydu. Yüzden yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Koşup dediğimi yapsan muhabbete öyle bir sardı ki. Hiç kimsenin umurunda değil. Neyse. Tough guy. Mischief yapması gerekiyor Tuna'nın da. Mischief de çok tehlikeli bir beceri aslında. Çünkü mischief yaptığı zaman insanlar da sinir olabilir yani. Mesela bir deneyelim. Gerçi bunu bizim ailedekilerle değil de sokaktan geçen insanlarla denesek. Mesela bak burada bir toplu bir grup var. Aha selam selam kankalar. Gelin bakayım. Bu kim ya? Coleman Fletcher diye bir tip var burada. Ariana Black Moon. Black Moon. Ne iş?
Evet, Tunağan kıyafetini giydi. Şu an masa dışarı çıkarken giyiniyor. Abi Tunağan ya. Yani kıyafeti bu kadar olur ya. Tunağan'a galiba biz bu koşuyu mu verdik? Ne yaptık? Biliyorsunuz Sims 4'te yürüme şeyleri de değişti. Galiba aktif olduğu için her aktif şeyi bir olay zannediyor. Her şey... Konuşamadım. Her aktiviteyi kendine bir seçim seçim değil. Ne diyorum ben? Ne diyorum? Bu niye Tunağan'a geldi? Ben bunu istedim. Hair değil. Gözlük. Evet. Bu değil de. Bu da değil. Bu. İşte bu. Saplarını eğer beyaz yapabilseydik tam olacaktı ama maalesef öyle bir şansımız yok. Bu olur mu? Yok. Yok artık. Tamam. Olabildiği kadar en iyisi bu yani. Bu kadar. Demeye çalıştığım şey, Tunağan aktif bir sim olduğu için her böyle fırsatı kaçırmadan her zaman böyle bir koşu halinde. İşte sıkıldığı zaman böyle oturuyor, mekik yapıyor falan. İşte bazı insanlar tercihlerini bu yönde kullanıyorlar arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Bazı insanlar spor yapmayı seviyorlar yani. Ben anlamıyorum. Belli olduğu üzere anlamıyorum yani. Chorby Pumba Wanu. Mischief yaptı, arasını bozdu işte. Bu çok sakat iş. Adam evil miymiş? Göremedim tam, bakayım. Oh, kendisi kötüymüş bu arada bayağı. Niye ağlıyor ki o zaman? Kötüysen böyle şeylerden hoşlanıyor olman lazım. Evet, bir tane yaptım, bir tane daha yapayım. Bir dakika, şurada güzel bir kız var. Oo, selam. Tunağan bana küfredecek muhtemelen. Tunağan böyle şey yapasın var. Hani böyle herkesle işte arası çok iyi. Böyle partiye giden bir tip böyle. Bak güzel kız. Kız buluyorum daha, ne yapayım ya? Bak niye kızdın? Oh snap. Neyse bak, yanımızda kız var diye sana dalmayacağım ama bu seni... Tamam siz sakin ol. Mischief yapabilirsin. Mischief yap, ondan sonra olaylara devam edelim. Tabii şimdi sinirlendikten sonra kafasını da böyle dağıtması gerekecek. O yüzden de onu koşuya yollayacağım. Bir kafasını dağıtsın gelsin eve. Tipe bak. Ağlama be. Zaten kötüymüşsün. Hiç ağlayacak bir şey yok. Yapsan ne kadar mutlu olacağım. Sims 4'te de böyle bir tuhaflık var. Al işte. Al işte Tuna. Sims 4'te de dediğim gibi böyle bir olay var. Yani ben şimdi buna bir şey söylediğim zaman, bir olay, hani git bunu yap tamam dediğim zaman, bir kendi başlarına buyrukla yani yok ya yapmayacağım falan da demiyor. Yani direkt yapmıyor. Niye bilmiyorum. Kimba Darfi, Himna Vazib. Ya Miss Chief'i niye yapamadım hala? Scare, korkut. İnat ettim, yapacağım. Talha da bu arada kas kasıyor ha. bu da güldü. Peki. Mischief, give fake bad news diyelim. Ondan sonra sahte bir partiye davet edelim. Kariyerinde çok ilerleyeceksin falan diyelim. Sonra tekrar korkutalım. Onlar takılsınlar. Bunlar hala yemek yiyor ya. Yani yok artık. Hadi artık kalkın, bir şey yapın. Berliç yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Yani para kazanmamız gerekiyor anca o şekilde. Sen jogging'e git, bir kendi hayatında yapmayacağın bir şey yap. Evet, böylece Tunağan'ın olayını halletmiş olduk artık. Tunağan burada takılabilir birazcık kendi kendine. Talha için yapabileceğimiz bir şey var mı? Talha'yı da hallettik. Onun da şu anda kariyeri için gereken bir şey yok.
Beril burada koşturuyor. Alkan için yapabileceğimiz var mı? Yine Alkan içinde maalesef. Sul sul. Çekil oradan dedi. Git tuvaletten. Allah Allah. Evde o kadar yapacak bir şey yok ki. Herkes ilk yaptığı şey buzdolabına gitmek. Çünkü yapacak bir şey yok. Gökhan ne yapıyor? Gökhan o ne? Bilmiyorum yani. Maalesef. Tanış bari insanlarla tanışalım yani çünkü diyorum ya yapacak bir şeyimiz yok. Jarmusti. Zaten isteklerinden birisi doymuş tabii oyunda yapmak için insanlarla da tanışmak lazım. Daha sonra problem olmasın. Gökhan'ı biz ne yaptık? Computer biz olarak şey yapmışız, ayarlamışız. Talha, Rönesans sim olacak. Talha'nın aslında ben aslında Gökhan'a yaptırmak lazım. Mesela evde çok fazla eşya şey oluyor, bozuluyor. O yüzden Gökhan'a öyle şeyler yaptırabiliriz. Tabii önce bir şeyin bozulması lazım. Ya da kitaplığımız olsaydı eğer kitaplık üzerinden yapabilirdik diye düşünüyorum. Bir de tabii eskiden tablet olayı vardı. Tablette mesela becerilerini hemen geliştirmeye başlayabiliyorlardı. Mesela böyle bir şansımız yok. Şimdi insanlarla tanışmak için şöyle travel diyelim. Travel with işte Talha, Tunan, Beril ve Alkan'la birlikte bir yere gidelim. Sanki paramız varmış gibi dışarıda bir dolaşalım. Bakalım Oasis Spring'de ne var? Ben orada hayatımın duşunu alıyorum galiba. Böyle bir mutlu bir müthiş yani. Tunan hala sinirli. Yani sinirini oradan bile çıkaramadı. O kadar sinirli. Çocuk orada şey yaptı böyle six pack falan kastı burada ama yok yani o sinir gitmek bilmedi. Jogging falan yap bari diyeceğim ama Gökhan'la gerçi dışarı çıkacağız şimdi. Gökhan bizi sallasaydı. Niye utandın sen? Duş alırken içeri mi girdi acaba? Neyse hadi bakalım bir yere gidelim. Nereye gidebiliriz diye de düşünmüyor değilim. Burada böyle bir park var. Genel bir alan. Onun dışında Land Grab. Daha önceki Sim serilerinden gördüğümüz Land Grab ailesi var. Daha sonra Mortimer Gotlar diğer tarafta. Burada bir müze var. Bunun dışında bir lounge var takılabileceğimiz bir yer. Jimnastik gym var işte. Spor salonu var. Burada da bar var. Şimdi şuraya da gidebiliyoruz aynı şekilde. Burası da Willow Creek. Willow Creek'te de daha önceden gördüğümüz aileler var. İşte dediğim gibi Gota ailesi mesela. Sim serisinin vazgeçilmez şeyi. Falan. Burada bizim daha başka serilerde kullandığımız aileler var. Bakalım. Burada BFF diye bir yer var. Best Friends Forever herhalde burası. Burada kütüphane, yine spor salonu, gece kulübü ve yine bir müze var. Ne çok müze var, ne kadar çok tanıtacak şeyiniz varmış. Bizim haberimiz yok. Biz bara gidelim. Daha doğrusu bar değil de orası bar mı acaba? Lounge gibi bir yer. Lounge daha böyle hani takılmak amacıyla gidilen ya bar daha çok içmeye gidilen yer diye düşündüm ben. Bilmiyorum. Artık hangisi, kısmette hangisi varsa o arkadaşlar. Yani. Yaşasın yükleme alanı. Yükleme alanı. Yükleme ekranı. Ay kimse gelmemiş ki. Ben herkesi davet ettim. Görüyorsun değil mi? Bir tek Tunağan gelmiş. Neyse. Bakalım burası nasıl bir yer. Böyle bir alan var. Gökhan bir utanıyor. Bir mutlu. Bir şey. Action izleyebilirsin. Abi kafeye gelip de Tunan zaten dünyaya şey. Dünyaya sinirli şu anda o yüzden. Order drink desek 2 dolarımız var. Neyi ne alıyoruz yani? Burada alabiliyoruz işin tuhaf kısmı. Acaba ödemeden kaçabilme ihtimalimiz var mı? Gökhan televizyon izliyorken
Kanalları değiştirelim bence. İşte gerçek bir suçlu. Bakalım kafe nasıl bir yer. Normalde tabii simlerle tanışmak için iyi bir alan. Şöyle dizayn edilmiş. Ne güzel. Sanki buraya gelip hani böyle menünüzü alıp yiyebilecek misiniz gibi bir hevesle yapılmış ama tabii ki öyle bir şey yok. Gökhan acayip eğlendi yani öyle böyle değil. O tankın orada ne işi var dercesine. Abi kafeye geldik, burada bir de televizyon izliyoruz. Bu kadar asosyal olmamıza gerek yoktu yani. Ben burayı daha böyle güzel bir alan olarak düşünmüştüm. Şöyle güzel bir şey daha var, onu da size göstermek istiyorum aslında. Bu sırada care for self yaparsanız, eğer işte socialize with yaparak mesela Talha ile social daha fazla sosyalleşmesini sağlayabilirim. Ya da işte kontrolü onu bir ele geçirebilirim. Ya da kendi kendine işte onu yap bunu yap diyebilme şansım var. O da tabii daha önceden oyunda olmayan güzel bir özellik. Şimdi mesela bir ele geçiriyorum kontrolü. O sırada Gökhan ve Tunan hala burada kalmaya devam edecek. Ama ben o tarafa geçebileceğim. Şimdi açık dünya olmadığı için bu yani pek hoş değil ama işte böyle sürekli yükleme ekranlarında. Herkes bir utangaç, ben anlamadım. Talha kendi kendine bir şeyler yapıyor ama. Talha'ya gününü soralım. Günün nasıldı Talha, sıkıldın mı? Ha canım. İyi, günün nasıldı? Tabii şimdi birbirimizi biz tanımadığımız için şimdi. İyi, nasıldı günün, iyi miydi? Tabii bizi şu anda hani utangaç hissettiği için kendini o şekilde konuşuyor. İyi, nasılsın? Get to know yapalım. Get to know. Wadida Konshu? Afflin. Hey, Afflin. Brushu? Lagora. Alkan gelmiş burada. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Sanırım... Allah Allah. Şöyle yaptığımızda aslında buraya geri getirebiliyorduk onları. Şimdi niye yapamıyoruz anlamadım. Bring Tunan's after here. Tamam. Gökhan gelmek istemiyor daha. Gökhan takılsın. Orada. Tunan çok üzgünüm ama bunu görmem lazım. Bunu görmem lazım yani. Lütfen bunu yap. Bored. Sıkıldın. Aa, göremedik. Mutlu musun? Mutlu musun? Küçük çocuk. Ne güzel, sinirli bir şekilde poop yapacaktık. Neyse artık, kullanıver. Sıkılmış durumda şu anda. Kötü bir şaka duymuş ve sıkıcı bir konuşmanın içerisine girmiş. Arkadaşlar bari oturun ya. O koltuğu da boşuna almadım yani. Sit together yapalım. Herkes bir otursun şuraya. En azından yani. Hani yapabileceğim şeylerin arasında bu da var. Biri oturuyor, biri kalkıyor. Beril, yani senden hiç beklenmeyen hareketler bunlar. Ne yapıyorsun kızım? İşte bakın, sıkıntı ne kadar önemli bir şey. Hiçbir şeyiniz yoksa böyle şeylere sarabiliyorsunuz. Zaten 2 dakika yaptı onu, o kadar. Evet, Talha'nın tuvaletini de yapsın. Gökhan hala gelmemekte kararlı bence buraya. Hani gelmeyecek gibi. Neyse, onu bir eve götürmeye çalışayım ben en azından. Gözüm yiyor bu ekranda böyle iyi diye. Bu arada Sims 4'ün müzikleri çok güzel. Yine o Sims 3, Sims 2, Sims 1'den aldığımız böyle o tatlı müzik tınıları yine var. Çok hoşuma gidiyor. Güzelmişler yani. Tunağan işe gitti. Biz de Gökhan'ı eve götürürüm. Zaten burada hiçbir şey yok. Hayır, bir de bir şey yok değil. Paramız da yok o yüzden. Bak ne güzel. Bu grafiklerle böyle açık dünya olsaydı. Ben oradan koşa koşa ya da yürüye yürüye evime gitseydim de şu ekranı görmez olaydım. Daha çok mu şey istedim Sims? Çok mu şey istedim?
Zaten yükleme ekranıyla geçiyor olay. Beril hala meki çekiyor. Kimi kandırıyorsun? Kimi ya? Ben anlamadım. Kimi yani? Gökhan yine acıktı. Tabii normal yemek yiyemediğimiz için aç durumdayız. İşe gidene kadar bu işkence böyle devam edecek. O yüzden biz artık bunu burada bırakalım. Bir ertesi sabah olsun. Ondan sonra bir sonraki bölümde görüşelim. Bir sonraki Sims 4 bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.